siyasi idarenin Türkiye'de İslam'la uzaktan yakından hiçbir alakasının bulunmamasına, resmen, alenen anayasasında ve diğer bütün kanunlarında İslam'ı reddetmesine, İslam'ı dışlamasına, hayatın dışına itmişliğini vesikalandırmasına rağmen yine de devleti yönetenlerin birbiriyle yarışırcasına ya da yönetmeye talip olanların İslamlıklarından bahsetmeleri çok gariptir. Garip olmakla birlikte de yönettikleri geniş halk kitlelerinin yüzeysel kültürlerini göstermesi, cahilliklerinin damgası halinde görünmesi bakımından da ilginçtir. Zira halk hem İslam'ı sevdiğini söylemekte, İslam istediğini söylemektedir, hem de küfür hükümleriyle kendilerine hükmedecek, hükmetmeye talip siyasi partilere birbiriyle yarışırcasına oy verebilmektedir. Hiç de bu çelişkiden kılı kıpırdamamaktadır. Halkı birkaç yuvarlak sözle İslam'ı sevimli gösteren, beğenen, başüstü tutan birkaç beğenili söz söylemekle halkın oylarını rahatlıkla alabilenler de hiçbir zaman tavırlarından vazgeçmemekte, onları sıvazlamakta, şivemekte, okşamakta ve bu aldatma uzun zamandan beri sürüp gelmektedir. Bir taraftan oyuna ihtiyaç duydukları halka bunları rahatlıkla söylerken, öte taraftan gözüne girmekten, rızasını kazanmaktan başka emel taşımadığını gördüğümüz Batı'ya, ata karşı, Avrupa topluluğuna karşı da olanca güçleriyle, aman biz sizden yanayız, biz attan yanayız, biz Avrupa'dan ayrılamayız, bizi aman ayırmayın, uzak tutmayın, Avrupasız biz yapamayız, ölürüz, mahvoluruz, biteriz, biz Avrupalıyız da Avrupalıyız demekten de hiç vazgeçemiyorlar. Ama halkın cehaletinden yararlananlar bu konuda halkı kandırmayı hala sürdürmekte ve bunu tekrar tekrar hepsi birbiriyle yarışırcasına yapmayı iyi becermektedirler. Bunda tabii suç ne kadarı onların, ne kadarı Müslümanım diyenlerin ve böyle diyenlere oy verenlerin, oy veren Müslümanım diyenlerin elbette ki üstünde durulması gereken bir gerçek. Hakikaten Müslümanlar İslam'ı bilselerdi, hakikaten Müslümanlar İslam'dan, Kur'an İslam'ından, Kur'an'daki İslam'dan haberdar olsalardı, hiçbir zaman onun bunu yalnız ağzına bakmakla iktifa etmezler, yetinmezlerdi. Açık bir şekilde ağızlarından çıkan sözlerin doğru olup olmadığına Kur'an'a vurarak, Kur'an'la sağlamasını yaparak doğru olup olmadığına bakarlar. Doğru değilse zaten itibar etmezler. Kur'an'ı tutmuyorsa, Kur'an'ı tutanları da, tutanların da davranışlarını gözlemeye başlarlar. Söyledikleri doğrularla, Kur'an'ı doğrularla davranışları da birbirini tutuyor mu, tutmuyor mu ona da bakarlar. Sağlamasını bu şekilde yaparlardı. Fakat lafını söyleyip köşeleri dönüyorlar. Halk hiç bu lafı söyleyenlerin işleri de söyledikleri laflara yakışır şekilde midir, sözlerle uygun mudur demeyi bilmiyor. Umurunda değil. Üst üste kendisini aldatanlara defaatla tekrar tekrar kendisini aldatma fırsatı veriyor. Oyuyla onları, bu sefer şunu, öbür sefer bir başkasını başına getiriyor. Ondan sonra da oturup şikayet ediyor, işte halimiz şöyle de böyle de filan. Zaten nefislerindekileri değiştirmemiş bir toplumun halini Allah değiştirmeyeceğini ya da bunun tersini, nefislerindekileri değiştiren toplumun halini değiştireceğini Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde ifade ettiğine göre bu halk halinin değiştirilmesini hak eden bir halk olmak istemiyor ya da olmaktan uzak ki Allah-u Teala da onların halini değiştirir.